Merhabalar. Şimdi sizlere minçlerimizin kontrol panelini tanıtacağız. Kaldırma silindiri basınç değerleri, kırma silindiri basınç değerleri, vincin açı değerleri. Burada görmüş olduğunuz rakamlar ise vincimizin arıza kodlarıdır. Vincimizin arızaya geçmesi durumunda arıza tipine göre rakamlar kırmızı yanar. Arıza bildirimi için servis birimini aradığınızda mutlaka bu kodları bildirin. Buradaki bildirimler ise sırasıyla vincin toplam çalışma süresini belirtir, inisiyatif butonu kullanım süresini belirtir, inisiyatif butonu kullanım sayısını belirtir, kaldırma ve kırma silindirinin basınç üstü çalışma süresini belirtir. F1 butonu bakım ekranı bakım süresini gösterir. F2 butonu yetkili servis için ayrılmış olan kısımdır. F3 butonu kameraya bağlanmak için kullanılır. F4 vinç ile yapılıp yapılmaması gereken konular hakkında bilgi verir. F5 inisiyatif butonudur. Moment kontrol sistemi devreye girdiğinde bu buton yardımı ile makine geri çekilir. Halat tamburu aydınlatma ledleri. Kabin üstü aydınlatma ledleri. Kabin camı silecek butonu. Araç stop butonu. Kabin içi aydınlatma butonu. Kabin içi korna. Ek ihtiyaç butonu. Kontak ve kontak aydınlatması. Acil durumlar için acil durdurma butonu. Son olarak kontrol panelimizde teyit de mevcuttur. Elektronik kontrol sistemi paneli 12.1 inç boyutunda toz ve su geçirmez, yansıtma önleyici, LCD ekran ve çift taraflı metal kasa sistemine sahiptir. Monte edilecek olan ağırlık kontrol sistemi vinç bomunun ne kadar sürece çalışacağını kaydetmektedir. Bu kayıtlar bilgisayara USB aracılığıyla transfer edilebilir. Böylece vincin bakım süresi ve yıpranma istatistikleri hesaplanabilmektedir. Vincin tüm elektronik parçaları IP67 dayanıklı cama sahiptir. Optimize etme düzeneği 9 eksen 3 açılı sensörler ve elektronik denge sistemiyle eğimli zeminlerde çalışır. Bomun basıncı ve zamanı ekranda takip edilebilir. Aynı zamanda GSM ve GPS sistemi uydu aracılığıyla günlük, haftalık ve aylık çalışma raporları izlenebilmektedir.